Evet, kimden başlıyoruz? Hayırlı cumalar efendim. TRT Haber Rasih Turanoğlu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Zayan vefat etti. Az önce Muhammed Bin Zayed'le de başsağlığı için görüşmemi yaptım. Ve uzun süredir zaten bir rahatsızlığı vardı. Ve bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabbim taksiratına, senata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şeref kılsın. Ve biz de taziye için inşallah şöyle 3 gün falan sürecek. Bu taziye için de bir ziyarete gideceğim. Evet. Değerli arkadaşlar, biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum. Parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Ben pazartesi ABD Başkanı Biden size Beyaz Saray'da görüşecek. Ama basından önceki gün yer alan haberlerde sizin ABD ziyaretinde Türkiye F-16 belirmesinin gelmesi bazı taleplerde bulunacağız. Bununla ki kaldığınızı değerlendirmek. Arkadaşlar, şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Ve tabii Mitsotakis'in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Efendim. Arkadaşlar, her şeyden önce YPK bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun, işte şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit'te dün itibariyle
82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir dün. Ve bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın. Efendim, Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 2,5 ay geride kaldı. Krizin bidayetinden bugüne siz barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiniz. İstanbul süreci ve liderlerle görüşmeler. 2,5 ayın ardından süreci nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar, bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le, gerek Zelenski'yle yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Ve burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları.